Sadakallahülazim. Ne oldu? Şey çavuş. Ne? Ne oldu? Söylesene. Tahir efendi. Tahir efendi sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. Ne zaman olmuş? Sabaha karşı. Öyle yatağında geçivermiş. Sekaret çekmemiş hamdolsun. Benden evvel davranın Tahir. Yaptın gene yapacağım. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Ah. Oğluna haber veriyor muhtar. O hayırsız da gelir mi gelmez mi bilinmez artık. Alo, evet. Ahmet Bey, burada. Evet, kim arıyordu? Bir saniye. Seni istiyorlar. Kim? Köy muhtarıymış. Ne muhtarı be? Ay ne bileyim Ahmet, al konuş şununla. Alo, ha Ahmet. Bak hele, soğuk yarenliktir ama. Soğuk yarenliktir dedim. Şey diyeceğim Ahmet, baban Tahir amca sizlere ömür. He? Baban diyorum Ahmet. Evet. Bu sabaha karşı olmuş işte. Şey sabah senin amcaoğlu bulmuş. He? Yetişebilirsen ikindide kaldıracağız. He? Tamam, peki. Hadi bakalım. Hüküm Allah'ındır. Başın sağ olsun. Ne dedi, ne dedi? Ya ne diyecek işte? Allah'ın soğuk nevalesi. Adama baban öldü diyoruz. He, dur bakayım ne vardı bugün diyor. Tövbe tövbe. Aman o eskiden de öyle zevzekti zaten. Gelmezse gelmesin bırak. Biz defneder mevlidini 7'sini 52'sini yaparız Allah'ın izniyle. Nemize lazım. Canım öyle tabii de haber vermek lazım. Neticede oğludur. Başka çocuğu da yok rahmetlinin. Neyse belli olur artık. 10 senedir gelmeyen adam bugün gelir mi görürüz. Hayırsız şey. Hayırdır Ahmet? Ne olmuş? Babam. Ne? Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Al işte Ahmet Bey. Git şimdi elini öp, helallik al alabilirsen. Neşe başlama yine. Başlaması var mı? Neredeyse 10 sene oldu. 4 saatlik yolu gidip de bir gönlünü alamadın adamcağızın. Ya biliyorsun biraz ters bir... Ne olursa olsun canım. Baban da o senin, baban. Çanta hazırlayacağım size. Ama hemen Neşe, çıkın. Bir sürü işim var. Hemen dedim Ahmet. Hiç olmazsa son vazifeyi layıkıyla yapıp dönün. Sen de küçük bey. Sen de gidiyorsun. Hazırlan. Tamam anne. Ama onun okulu... Tamam Ahmet. Gidiyorsunuz. O zamanlar yoklama zamanı. Cebimizi almaya gittik. Benim peder fukara diye çıkardı, attı önüme bu gümüş tabakayı. Al Mustafa dedi bana. Dara düşersen sat ye. Yok düşmezsen. Zaten
içiyorsun o zıkkımı dedi. Kazada Topal İsmet'in kahvesindeydik. Bir adam hem 65 sene arkadaş olup sonra da çeker gider mi? Gider işte. Tahirse gider. İkindiye yetişin Ahmet. Tamam. Salından tutun adamı. Ne lazımsa yapın. Tamam tamam. Bak hacet olursa kalıverin bir iki gün. Ben ararım Oğuz'un okulunu filan. Yahu tamam. Tamam deyip durma Ahmet. Bilirim ben seni. Ya vallahi tamam, merak etme sen. Hadi Oğuz bin artık. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hayırlısıyla bakalım. Kemerlerinizi de takın bakayım. Oğuz sen de tak. Beni arayın ha. Tamam eyvallah. Tabii üzülüyorum da şey yani. Ne? 80 yaşında adamdı be oğlum. Allah kurtardı. Ağlamadın hiç. Evet de bizim pek... Görüşmüyordun da onunla. Oğlum ne yapalım ya? Dünyaya gelen ölmeye geliyor aslında. Yapacak bir şey yok yani. Niye durduk baba? Oğlum kamyoncu yemeği gibisi yoktur. Bilmezsin sen. Şuradan söyleyelim birer saç kavurma. Allah! Ne yani, yemek mi yiyeceğiz şimdi? Evet. Ne var bunda? İnanamıyorum babaya. Dedemin cenazesi kalkacak. Sen burada oturmuş yemek düşünüyorsun. Ama daha vakit. Kes lan sesini. Çok bilmiş. Yeme ulan. Aç kal da gör gününü. Merhaba. Merhaba. Şey Ahmet ben. Tahir'in oğlu. Ahmet. Başın sağ olsun. Allah sabır versin. Dostlar sağ olsun. Ben de helvasını dökeceğim rahmetli. Ha, evet. Cenazeyi camiden almışlardır. Yetişin hemen. Kabristana giden yoldadırlar. Tamam. Hadi Oğuz. Aa, arabaya gerek yok canım. Yürüyüverin hemen şu arada. Peki. Muhtar, geldik biz. Ahmet? Evet. Başın sağ olsun hele. Değişmişsin, tanıyamadım vallahi. Ahmet, omuz versene ya. Omuz ne mu? Duruyorsun öyle? Babanın tabutu. Tut şunu. Evet.
Hadi iki avuç su dök de gidelim. Su mu? Nereye? Allah Allah. Babanın mezarına tabii. Hadi. Hadi evlat gidelim. İyi adamdı. Has adamdı. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Oğlun mu? Evet. Maşallah. Dedesini andırıyor zaten. Yani şöyle sima olarak. Gidelim eve de kuru yaban Allah ne verdiyse bir karnınızı doyurun. Zahmet vermeyelim biz. Olur mu oğlum ya? Hadi hadi. Ayakları sığdıramadın altına tabii. Yok, değil de. Alışmamışsın tabii canım. Ne gülüyorsun sen? Otur işine. Tamam işine bak hadi sen. Vallahi oğlan tam rahmetli Tahir Baba. Tam yani. Hık demiş burnundan düşmüş. Laflara baksana sen. Diken diken. Ya işte böyle dünya dediğin. Emine, şu rahmetlinin terekesini getir hele. Ahmet bir görsün. Getireyim. Bunda işte. Saati. Ne bileyim 3-5 kuruş burada parası. Hususi eşyası var. Bu kadar mı? Vallahi ben çok vakıf değilim tabii ama... Ama babam varlıklı bir adamdı. O kadar arazi, mal... Bir de bunu bırakmış. Bu ne? Vallahi Musaf'ın arasından çıktı. Ben açtım baktım sana yazılmış. Gerisini okumadan koydum zarfın içine. Al bak. Burada şey çavuş kim? Ne olmuş ki çavuşa? Her şeyleri o bilirmiş. Çavuşa muhakkak git ne derse yap diyor. Onun tuttuğu hesaba da itimat et diyor. Öyle diyorsa. Yani her şey bu çavuş denen adamda mı şimdi? Vallahi bilmem. Yarın erkenden gideriz çavuşa anlatır. İyi ama bizim dönmemiz... Bu karanlıkta yorgun argın yola mı çıkılır be oğlum? Ya hem miras filan işin bitmedi ki. Öyle ama. Muhtar amcanı dinle Ahmet. Ben şimdi sererim size iki yatak. Misler gibi uyursunuz. Çavuş. Geliyor seninkiler. Kim? Tahir Efendi'nin oğlu zannedersem. Muhtarla bir geliyor. Bir de çocuk var yanlarında. Gelsinler bakalım. Aleyküm selam. Geçin şöyle, geçin. Geçin oturun. Gömdün mü? Efendim? Babanı diyorum, gömdün mü? Ha, evet, evet. İyi, çıkmaz inşallah. Ne?
yaramaz adamın tekiydi babam. Allah taksiratını affetsin. Ama neden? Canım şimdi işim gücüm yok da onu mu anlatacağım sana oturup? Allah Allah. Çavuş ağam. Rahmetli Ahmet'e bir mektup bırakmış da. Orada sana gelmesini söylüyor. Söyler tabii. Neden? Bana borcu var adamın. Borcu. Hem de eşek yüküyle borç. Ama... Kul hakkıyla gitmek istemiyor tabii. O sebepten seni yolluyor bana. O kaçın kurası o. Ne? Ne kadar borcu? Muhtelif oğlum. Muhtelif mi? Muhtelif de ne demek ya? Borç borçtur işte. 3 lira, 5 lira. Öyle mi? Değil mi? Gel benimle. Gördün mü orayı? Evet. Orası odunluktur. Ama yeri gelince her şey olur. Bu durumda için berbat mı? Berbat. Evet. Oranın bitimar edilmesi lazım. Temizlenip aktarılması. Kireçlenmesi lazım. Çok bire falan olmuyor da. İyi de bunu niye bana söylüyorsunuz? Sen yapacaksın da ondan. Ne? Ben niye yapıyormuşum? Hasbinallah. Babamın borcunu ödeyeceğim diye kostak kostak buraya gelen ben miydim ya? Ödeyeceğim ama yani böyle borç mu olur hiç? Muhtar? Yani bu olabilir. Tabii köy yerinde olur sadece. Senin bilmemen normal. Olur mu? Ya işte imece borcu deriz buna biz. Vaktiyle o babanın emsal bir işini yapıvermişti. Şimdi de babanın borcu olur. Aynı iş. Anladın mı? Tamam. O zaman tutalım 2 işçi. Ben veririm masrafını. Ben işçi tutmaktan aciz miyim ben? İyi ama ne fark eder ki? Fark eder. Ben aynısını istiyorum. Ben onun ahırını temizlerken o pencereye oturmuş. Çay kaşığı tıngırdatıyordu. Anladın mı? Hayda. Ya aslında çok işte değil hani. Oğuz gidelim. Kaçık bunlar, kaçık. Dur Ahmet, ayıptır. Ya bırakın canım. Ha! İşte babası da böyleydi bunun. Zor görünce kirişi kırardı hemen. Ha! Baba, bak neler söylüyor dedeme. Yapalım şu işi, olsun bitsin. Olan haklı Ahmet. Bu vallahi antika borazan gibi köyü birbirine katar. Bunun elinde borç senedi olsun... Aha yeminle gider verir mahkemeye. Deve kini vardır bunda, deve. Tamam, tamam. Yapacağım dediğim. Ne kadar sürecek bu iş? Eğer kız çocuğu gibi çalışmazsa, o nazik bedenini biraz sıkarsa yarım günde biter. Peki, tamam, yapacağım. İş onunla bitmiyor tabii. Ne? Borçları dedim. Borcu demedim. Benim damı da aktarman gerekiyor. Ödeyeceksen eğer bir de gübre işi var. Ne? Ne? Ya çatlak mısın sen be adam? Hadi odunluğu anladık. E gerisi ne? Bir de helanı yıkasaydık bari. Olur. Gübre işinin yerine o da olur. Sen delisin. Kesin delisin sen. Gelmiş sana. Ya muhtar, senin de beni muhatap ettiğin adama bak. Bunak bu herif ya, kesin bunak. Akıllı adamdır halbuki ama. Allah Allah. Ahmet, sakin ol. Bak şimdi başlasanız var ya, akşama biter. Ya oranın işinden ne olacak ki? Ya sadece odunluk olsa neyse. Adam mevsimlik ırgat arıyor kendine ya. Uğraşamam ben. Ben ikna ederim onu. Sen onu bana bırak. Yapalım baba. Adam dedeme neler söylüyor. Peki. Gidelim hadi.
Ne yaptı seninkiler? Toz duman uğraşıyorlar işte. Biraz fazla yapmadın mı çavuş? Kıvamına göre. Baksana oğlan hala katır tırnağı gibi. Gel babayı, bas git. Var mı öyle yağma? Eşelensin biraz, bırak. Var tabii. Gel yorgan vereyim de atıver üstlerine. Emine. Hı. Ya bu çavuştan da korkulur vallahi. Nasıl konuşuyor ya? Ben bile inandım vallahi. Korkulur sizden, korkulur. Yazık çocuklara be. Gel hadi gel. Ya şu çavuşu oraya. Ya bırak bir... amca ya. Dün o komediyi oynadık. Yeter. İşimiz gücümüz var. Gidelim bir an önce. Çok feveran edecek şimdi. Borç art çıkarsa beni ararsınız. Yollarım ben. Oğuz! Nerede bu çocuk şimdi? Oğuz! Aa! Oğuz çavuşlara gittiydi. Bak unuttum söylemeyi. Çavuşlara mı? Neden? Dedemin kalan borçlarını da ödeyeceğim diye gitti. Hey ya Rabbi. Neyse, uğrar alırım onu da. Hadi uğurlar olsun bakalım. Ne yapıyorsun sen burada? Bu tuğlaları kiremitlere taşıyacağım. Sonra da... Kafayı mı yedin oğlum sen? Dün yeterince komik duruma düştük zaten. Hadi bırak bu işleri, gidiyoruz. Ama dedemin borcu... Dedenin borcu falan yok, anladın mı? Üstelik olsa bile bizi ilgilendirmez artık. Hele hele bu buna olan borcu hiç ilgilendirmez. Ama o baban senin. Evet. Ama döverler sonra öbür dünyada borcunu ödemedi diye. Deden bir yolunu bulur, merak etme. Hadi. Geç kaldık, hadi. Ben gelmiyorum. Kal ulan burada o zaman. Zevzek herif. Seni evlatlık vereyim bu bunuğa istersen. Habire damını aktarırsın. Düş ölme, hadi. Yürü bakalım. Oğlum. Aman dur, gözünü seveyim. Çavuş fena hastalandı. Şunu bir yetiştirelim sağlık ocağına, hadi oğlum. Hayda, ne oldun, nesi var? Bilmiyorum oğlum. Öyle düştü kaldı. Gözü belerdi bir ara. Ayakları zonk zonk titredi. Ölecek diye korkum. Hadi ne olur. Biz çıkamayacağız herhalde bu köyden. Ne oldu? Hiç. Bedenin gözü toprağa bakınca böyle oluyor işte. Hemen götürelim seni. Ama nasıl? Sırtlanıver oğlum. Araban var nasılsa. Hadi yavrum, sevaptır. Ama... Yetiştirelim hemen. Tamam, tamam. Babanın bana böyle bir borcu yoktu. İstersen taşımayabilirsin beni. Kızmam sana. Sen gerçekten uçuk bir adamsın ya.
Ben gidip şu ilaçları alayım. Ama Ece'ye mi gideceksin? Evet. Geceye kalırsın be oğlum, uzak. Önemli değil. Belki bir iki borcumuzu düşer. Oğuz sen bekle beni burada. Hadi. Geldin mi oğlum? Hay Allah razı olsun. Nasıl oldu amca? İyi şimdi maşallah. Oğuz da uyudu. Geç oğlum geç. Aldım ilaçları. Nasıl kullanacağın üstlerinde yazıyor. Oğuz'u kaldırayım da yola çıkalım bir an evvel. Ama uyudu çocuk. Olsun gidelim artık. Kalın. Ha? Kalın dedim. Sabahın şerri gecenin hayrından evladır. Bunu sen mi söylüyorsun ya? Vay be. Otur. Yok biz... Otur dedim. Bize kahve yapıver şimdi. Ama doktor dedi ki... O zaman çağırıver doktoru bir zahmet, o yapsın kahveyi. Sen kesinlikle garip bir adamsın. Bilmem artık. Aslında biz... Seninle anlaşabilirdik. Bilmem artık. Ama zor tabii. Babamı sevmez miydin hiç? Tahir mi? Evet. Sen? Ben mi? Şey, ben severdim tabii. Ben senin hiç ağladığını görmedim. Ama onun son 10 senesinde ağladığını çok gördüm. Nasıl bir adamsın sen? Ne hayırsız, ne avanak bir adamsın. Hop ama bu... Sus be. Babanın kimseye borcu yoktu. Vardı parası pulu. Sigarayı filtreli içerdi. Peynirin yağlısını alabilirdi. Ama... Ama yapayalnızdı be. Evladı var ama yok. Torunu var ama yok. Ben ama... Sen onun üstüne 10 sene önce toprak atmaya başladın. Utanmadan, aramadan. Ya benim de oğlum var. Yarın bu nöbet bana da gelir demeden. Şimdi de kalkmış. Kahveler hazır. Ver şu amanağı içsin. Kafası açılır belki. Oturuyor 2 saattir. Öyle arpacı kumrusu gibi düşünüyor. Sigara içiyor habire. Oturdu içine desene. Hem de nasıl. Yazık çocuğa be. Otursun az bile. İyice dank etsin çakalın kafasına. Ya. Ahmet bu köy yumurtası oldu mu oğlum? İyi versin şu. Sağ ol, gerek yoktu. Hanımını bilmiyorum ama çokça selam söyle, olur mu? Olur, söylerim. Dur! Bekle biraz!
hadi gidin şimdi. Tıpkı babam gibi kokuyorsun. Dünyada en sevdiğim adamdı. Mis gibi kokardı. Durduk baba. Şu küçük sandık. Merak ettim. Ayakları suya erdi seninkinin galiba. Erecek tabii. Ne dünya ama. Sen 10 sene gelme babana. Sonra ardından gözyaşı dök. Ayaklarına sır olmuyor musun bir kadın? Ne oluyor? İnsan kalbine nasır bağlıyor işte bazen. Ne ilersin? Öyle vallahi. Ha. Çavuş. Ha. O küçük sandıkta ne vardı? Ne olacak? Arazi tapuları. 3-5 kuruş para. Tahir'in köstekli saati. Bir de bol miktarda 6 lira. Altın mı? He. Hem Hamit, hem Reşat, hem Cumhuriyet. Hep söylerim ya, az indir rahmetli.